Oğlum dışarıda birisi bağırıyor, videoya gireceğim ya. Bannerlord 2'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu videomuzda işte turnuvalara katılıp bir sürü para kazanacağız. Eğer büyük para vurursak kervan açacağız. Daha büyüğünü vurursak direkt dükkan açacağız da. Artık o da bizim nasibimize bağlı. Bakacağız şimdi etrafa. Hemen bir turnuvanın nerede olduğunu öğrenelim. O sırada size yanlışlıkla araya neye girdim? Doğru mu dedim lan? Oğlum ben ustayla konuş. Heh, tamam. Şimdi ben de size o sırada bu önceki videoda yaşanan o garip garip işte bulanıklık sıkıntılarını falan neden olduğunu anlatacağım. Sizin de başınıza gelebilir. Bunun asıl sebebi arkadaşlar AMFM2, yani AMD'nin yine getirdiği driver. Bu aslında DLSS'in rakibi olan AMFM2'nin beta'da yaşattığı sorun. Şimdi direkt çıktığı zaman orijinalinde böyle bir sıkıntı yaratır mı ya? Orijinal dediğim hani direkt asıl çıktığında böyle bir sıkıntı yaratır mı bilmiyorum. Ama şu anki beta'da böyle bulanıklık sıkıntıları veriyor. Premiere Pro'da işte normal attığınız zaman video böyle zaten bir şey oluyor. Premiere Pro bir afallıyor. Yani nasıl afallıyor? Ne oluyor oğlum? Siz niye ikiniz oraya doğru yürüyorsunuz? Sen şunu böyle anlatacağım. Yani şu atak bir geçsin. Bizim adamı devirecekler yoksa. İndirdik bunu. Şurada bir kafadan. Tamam. Şimdi bizim adam benim ok mu fırlat ananı? Çek şimdi kılıcı. Bak, indirdik. O da onu indirdi. Güzel. İşte normalde ben ne anlatıyordum en son? Onu da unuttum. Yazık kafana. Bana niye geliyorsun sen ya? Onun elinde kalkan var. Bana niye geliyorsun? Onun dengi sensin. Bana niye geliyorsun? Şuradan kalkanı ben rica ederim. Nasıl devirdin? Bana atın dışarı. Ağzını kırdım seni. Üstünde bir şeyler var, zırh pırh. Bir tane bile yemeyeceğim. Aman, az kalsın yanım. Oğlum bize atmayın ya. Burada adam kalmamış. Şunu at. Şunu at, şunu at. Hayır. Oğlum bu ikiliymiş. Oğlum bir saatlik ikili mücadele ediyorum şurada. Ama yani kalkan kırıldı, ne yapayım yani? Kalkan biraz daha dayansa. Oğlum ne yapıyorsun geri zekalı? Seni mal. Hayır. Ya abi tamamen takım arkadaşımın mallığına gittim geri zekalı ya. Abi niye iki kişiye dalıyorsun sen? Niye adamın yanından geçip gidiyorsun? Be geri zekalı seni. Senin kafatasına tüküreyim ya. Şimdi bu nereden bir küfür ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Abi birisi yani bu kadar geri zekalı olamaz. Yani ne günah işlemiş olabilirsin? Dilenciye para verirken para üstüme aldım be adam, bu ne ya? Abi birazcık kafa olsa, bak yapay zekanın da kafası yok. Yani ne diyeyim ki ya? Bu nasıl bir şey ya? Böyle şansa tüküreyim ya. Abi yanıma veriyorsun çapulcuyu. Ben nasıl bununla zaten dövüşeyim ya? Puf, senin gibi oyununda. Sinir oldum ya. Bu kadar bak kendimi kastım bak. Kendimi tuttum ya. Konuşmayı unuttum anasını satayım ya. Allah Allah. Bak, onu bile hatırlamıyorum. Bak konuştum mu konuşmadım mı? Gene bak yine müziği verdi bak. Ağzını kırdığımın oyunu. Müziğe bile uyuz oldum şu an ya. Bak bizim atların da kafasına tüküreyim. Gidiyorlar adamı engelliyorlar. Ya. Atama gitmiyor bak. Adam iyi. Ananı var ya senin. Senin ananı. Onu ayağından vurduk. Bir tane daha yersin sen. Götünden yedi bu arada. Hop öldü bu. Oy, kafadan vurdu. Lan. Çek kılıcı. Orada bir tane bize saplı kalmış. Ya ben buna nasıl yetişeceğim şimdi? Şunu indirin ya. Oğlum almam lazım. İndir şunu ya. Şu ok yok mu? Bunun yerlerde ok falan yok. Aha varmış. Ama bu o değil işte ya. Bak yayı ver bana.
Al şunu da. Çubuğumuz iyi mi ki? Hop iyiymiş. İyiymiş, harbiden iyiymiş. Rey biraz geç geldi sadece. Çar o kadar yani. Onun yüzünden atış güzel. Sağdan soldan. Oy, onu nasıl vurdum lan? Vurduktan sonra kalkan çektim yalnız. Ben şunu bir indireyim. Bunu can alsın. Sonra seni indirelim. Seni de can yapalım muhtemelen. Ağzın yüzün kan içinde, doğru. Ama adam diğeri nasıl tek yedi lan? Hop. Ne oldu? Ağzını kırarım seni, sen kimsin oğlum? Piyade miyade yazıyor sende ama. İmparatorluk piyadesiymişsin. Kıdemli midemli işlemez oğlum bize. Hayırdır lan? Hop tak. Şuradan bir tane daha yersin. Kafadan yedim bile. Tamam. Ama bize gelen Varmiros. Oğlum bu adam güçlüdür ya. Abi bizim niye turnuva şansımız bu kadar salak saçma bir şey ya. Bir hasar ne ya? Abi hiç vermeseydin. Oy yüzüne yedin. Bir tane daha yedin. Hop bunu yeme. Oğlum onar onar vuruyoruz, şaka mı? Yine de aldık ama ha. Kaç kere vurdum lan adama. Biter be. Şunu hemen satalım. Mis. Şimdi hemen bir bakalım nerede var başka turnuvalar. Ben de şu meseleyi bir devam edeyim. İşte AMD'nin getirdiği bu güncelleme aslında DLSS'in rakibi ama işte o kadar etkili olmadı. Yani oldu aslında, bayağı oldu. Ama beraberinde sorun getirdi. Çünkü aslında etkilemese de, görünmese de yayıncıları bayağı etkiliyor. Bilmiyorum diğer yayıncılardan herhangi birileri bir şey dedi mi ama. Yani ben küçük çaplı bir YouTuber olsam da sonuçta beni de etkiliyor. Anladınız mı yani? Bu AMD'nin yaptığı bir hata değil. Çünkü bu zaten beta'da. Ama yani bu şekil çıkacağını hani bilseydik güzel olurdu mesela. Belki AMD bile bilmiyordur. Hani günahını falan almayalım ama. Ulan ben de diyorum hani bitrate mi çok yüksek falan, ekran kartından şüphe ettim. RX 6600 var hani. Tamam çok uç bir ekran kartı değil. Ama sonuçta bunun kaydını alabilir yani. 50.000 bitrate de alabilir yani. O kadar zor değil. Çünkü potansiyeli var yani bu ekran kartı. Zorlayabiliyorsun biraz biraz. Sen bir şunu da bir ye. Abi işlemciden bile yani şüphe ettim, biliyor musun? O derece yani. Oğlum yürüyor mu duruyor mu sen de gerizekalı. Kim attı onu? Hangi piç attı? Ama onu nasıl at? Bak ya ortada kaldım ya. Oğlum ağzınızı sıçarım sizi. Siz kimsiniz? Ha? Oh man. Bak ağzına vurdum bir tane. Hayır. Ölmeyeyim burada. Şuna bir tane ananı ya. Ağzımı açtım öldüm ya. Bizde... Bir dakika bizde kim vardı? Onu da göremiyorum ki. Çık bakalım, yenildik mi? Yenildik anasını satayım. Tabii bizden çoğu olur mu? Direkt Zeonica'ya gidelim. Yani... Ne bileyim abi, hiç şüphe etmedim biliyor musunuz mu yani driver'dan. Ama driver yaptıktan sonra olmaya başladı bu. Dedim ki hayret yani. Ne oluyor falan dedim. Önceden yapmıyordu dedim, şimdi ne oldu dedim. Dedim de dedim yani. İşte durumlar böyle. Minecraft'ta test etti, Minecraft'ta bile yaptı. Aha Vadar atı diyor. Oğlum bu turnuvayı almamız lazım. Vadar atı diyor. Ha, okunuş öyle ama Vader yoksa Vadar mı artık, neyse ne alsan. Sen nereye gidiyorsun oğlum ha? Sen nereye gidiyorsun? Oğlum hızlı 7'yi nasıl verdin? Ha vurdum. Neyse rakibin atıymış, iyi oldu. Adamları indirirsek çok daha iyi olur. Ağzına ağzına. Şöyle sağdan sola. Of! Combo yedi. Ooo! Atın girişe bak. Atın girişe bak. At ortalığın ağzına sıçtı. Şurada of var mı? Kılıcı var bunun ya. Bunun da kılıcı var. Yok yok. Şurada ne var?
Monitörde bir şey var. Oo, ben de bakana kadar aldı bizim. Güzel. 1v1 atarsak çok daha iyi. Ben alırım en azından. Ama beni çok uyuz ediyor ya bunlar. Kalkan vermeyin abi. Verin kılıç dövüşelim ya. Çok az kaybettin sen. Sen yatarsın abi. Bak ne verin ya. Dedim. Yatacağım belliydi. Ben şöyle kalkanı çektim. Aldık onu, güzel. Önüne geçeyim. Abi adam önünde lan. Hop, Varmiros'u da aldık. Kaldı geriye bu salak. Bunu da alırız ya. Bu bir şey değil yani. Abi Vadar atı alıyoruz. Vadar, Vadar, Vadar. Bak ben böyle boynumu kütlete kütlete seni alırım yani. Çok çok rahat alırım. Tak tak vuruyorum çünkü. O kalkanın dayanmayacak. Biraz çarabız hız gelse çok daha iyi olur. Sen o kalkanla ne kadar idare edeceksin Allah bilir. İdare edemezsen de zaten yiyeceksin bayağı. Böyle ağzına vuracağım. Yani bakalım at ne kadarmış. Ben size dedim ben at 30.000 ile 15.000, 10.000 arası değişiyor. Oy, 17.000 direkt hemen gidiyoruz. Hemen kervan. Hemen şuraya kervan açıyoruz. 30.000 çıksaydı o at direkt dükkan alıyorduk bu arada. Birisi birisiyle evlendi yazıyordu ama ne yazıyordu tam göremedim orayı. İşte önceki save'lerimde genelde Kore'yle işte bir evlilik yaşıyorduk. Kore'nin bak Batı İmparatorluğu tarafından tutak alınmış. Batı'yı çöküyoruz abi. Batı burası oluyordu değil mi? Batı benim bildiğim kadarıyla burası oluyordu. Batı İmparatorluğu yanlış hatırlamıyorsam. Hemen Morunat'a gidelim. Orada biraz yiyecek alırız. Ondan sonra bir kervan açarız orada. Tabii kervan için de hemen bir tane dost yakın almamız lazım yanımıza. Orada hemen bir çekelim yanımıza. Yiyecek de çok azaldı lan. Abi save'im sonuna kadar geldi. Düşünsenize elektrikler falan gidiyor. Vallahi kafayı yerim, çıldırırım yani. Şeyi vantilatörü parçalarım ya. Ticaretin yerini kaçırdım anasını satayım ya. O kadar kafam karıştı. Hurma al. Biraz da tahıl al. Bu bize yeter. 834 ne demek lan? Oğlum çok pahalanmış. Körük ciğerli bol skorik. Konuşalım sen. Peace to you stranger. What is your... Bir anlat bakalım kendine. Bir dakika. Düzenbaz mısın sen ya? Hesapçı ve çıkarcı. Yani serserilik var sende ha. Ama yok ya. Böyle birisi de benim ekipte olmasın. Kuşatmanın hemen önceki gün beni bir kere kenara çekti ve kundaklı yayda beni sırtından vuracağını söyledi. Gel gelin merdivenlerden önce o çıktı. Dolayısıyla ben onu vurdum. Sanırım bir bakıma nefsi müdafaa. Ama bak şimdi yani alırım seni, düzenbaz olma. Yani önce yani hikayenin öncesini okumadım. Ama adam seni sırtından vururum demiş. Vurmamış gerçi ama sonuçta tehdit de potansiyel bir suç. Yani aslında bunu yapmaması gerekiyormuş. Yapmış ama çok da benim bir tarafımda yani şimdi kusura bakmayın. Zaten kervana vereceğim adama. Well now. Kervan su değildi, ben sana kervan için para ödeyeceğim. Tamam mı abi? Git bana getiri getir. Bakayım asker var mı? Yok. O zaman bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.